Şimdi Süreyya Özmez'le buluşuyoruz. Çerkez balığı tarifi verecek Süreyya Özmez. Bakınız. Türk mutfağının vazgeçilmez mezelerinden bir tanesi çerkez tavuğudur. Çerkez tavuğunu sevmeyen pek kimseye rastladığımı söyleyemem. Böyle doğada gezen, serbest dolaşan tavukları 1,5-2 saat gibi sürede haşlayıp etlerini lime lime lif lif koparıp bir kibir çöpü kadar hale getiriyorduk. Ondan sonra da bayat ekmekte çerkez tavuğu yapıyorduk. Bu sefer çerkez tavuğunu balıktan yaptık. Bir denedik. Biz denedik. Çok güzel oldu. Size de denemenizi öneririm. Yine çok basit malzemeler. Bayat ekmek fırında kavurduktan sonra kırıntı haline getiriyoruz. Yine bir diş sarımsak iyice ezilmiş zeytinyağının içinde. Balığın kafasını ve kılçığındaki etleri ayıklıyoruz, haşlıyoruz. Yani balığın kafası çok lezzetlidir. Kemiğe, kılçığa yakın etler de çok lezzetlidir. Bunları atmıyoruz. Çerkez balığı için değerlendiriyoruz. Haşladık bunu gördüğünüz gibi. Dövülmüş ceviz, çiğ krema ve çerkez balığını hazırladıktan sonra servise sunarken sızma yağı, tereyağı ve toz biberden oluşan bir sos yapıyoruz. Üzerine döküyoruz. Hem görüntü güzel oluyor hem de lezzet güzel oluyor. Şimdi sırasıyla bayat ekmeğimizi yine derin bir çukur kabın içine koyduk. Sarımsağımızı ekledik. Haşlanmış balık parçalarını koyduk. Ceviz, birazcık tuz, çiğ kremayı karışımın içine ekledikten sonra kaşıkla, kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Birbirine yediriyoruz. Üzerine sosu döküp servise hazır hale getirip tadına bakacağız. Çok lezzetli, çok güzel. Tam 5-5. 5-5 tarifleri için çok teşekkür ediyoruz Süreyya Üzmez'e.